Merhaba, iyi akşamlar. Adese günlük grafik. Şimdi ben biraz önce Adese'yi anlattım. 6 dakika 7 dakika sürdü. Olay da bambaşka yerlere geldi. Ta GameStop'a kadar girdim çıktım anlatırken. Yani o kadar dallanıp budaklandırmak istemiyorum. Olay yani borsanın genel yöntemiyle alakalı yerlere geliyor. Ben teknik analiz yapıyorum. İki arkadaş sormuş bunu. Önce onu söyleyeyim. Bir tanesi dip nerededir diye sormuş. Nerededir diye sormuş. Yani dip bilemeyiz. O bir kehanet olur. Kehanete yer yok. Teknik analizde de kehanete yer yok. Tahminler yapabilirsiniz. Dirençleri, destekleri. Ona göre bir strateji belirlersiniz. Yani destek belirlersiniz. Kırılıyorsa satarsınız. Bu kadar basittir yani yapılacak şey. Veya direnç belirlersiniz. Yukarı gidiyorsa dirençten bir üst dirence doğru bakarsınız. Bundan ibaret. Yani burada tabii şunu unutmayın. Yani ben gene 6-7 dakika sürsün istemiyorum video. Borsa İstanbul'da tek yönde para kazanılır. Bakın tek yönde. Çünkü BIST 50 dışında bütün senetler açığa satışa kapalı. Bunu bir cebinize koyun. Yani burada bir şişman parmak varsa bilmiyorum var mı yok mu da yani pek çok senette çok kolayca bir şişman parmak olabiliyor. Borsa bizim çok küçük hacmen. Dolayısıyla hani birileri para kazanmak istediği zaman elbette ki yukarıya doğru hızlıca götürürler. Yani buna göre de bir strateji kurabilirsiniz. Ben hani başka da bir şey söylemek istemiyorum. Hani şey de gizem de yaratmıyorum. Yani hakikaten tanımıyorum, bilmiyorum da. Yani ADS'yi alanı satanı var mıdır? Genel manada konuşuyorum. Daha düne kadar BIST 100'de yani BIST 30'da BIST 50'de de kapalıydı şey. Açığa satış. Onu da doğru bulmuyorum söyleyeyim. Bu açığa satışın borsanın tümüne gelmesi lazım. Yani bunu da ta yani 1,5 sene önce belki bir hatırlıyorum. Videoda anlatmıştım. Çünkü çok saçma şeyler olmaya başlıyor. Açığa satış olmadığı zaman bir sürü senette birçok kuleler olmaya başlıyor. Yani karşı koyan yok çünkü fiyata. Karşı koyan olmayınca da tek yönde hareket böyle çok yüksek kuleleri yapmasına neden oluyor. Orada da küçük yatırımcı kalıyor çünkü en çok. Yani orada kim kalacak orada? Küçük yatırımcı kalır kulelerin tepesinde. Olur bir sürü zarar ziyan. Neyse uzatmayayım yani hakikaten anlatmaya başlarsam uzar gider. 80 kuruş civarlarını 95 kuruşun kırılımından sonra 80 kuruş civarları bir destek olarak kabul edilebilir. 85-80 aralığı. Zaten bugün de 85'te kapatmış. Buradan aşağı bunun bir 67'si var. Daha da böyle en alt bugüne kadar tarihinde yani bizim bildiğimiz en düşük fiyatı 50. Şurayı tam şimdi büyütüp almayayım ama 54 56 54 54 diyelim. 54 kuruşta en dip fiyatı bugüne kadar oluşan. Yani grafikte daha arkası yok. Daha arkasını bilmiyorum. Yani 2013'e kadar gider. Hani 2013'lerde bile ADS'nin fiyatı 70-80 kuruşlardaydı. Dolayısıyla hesap kitap tabii buna göre yapılabilir. Ama yani diyorum ya bakın 6-7 dakika anlattım. Yani uzun sürüyor böyle detay detay girersem ama bu şunu da söyleyeyim bu kulelerin sorumlusu net söylüyorum. Açığa satış olmaması. Ve olmalı. Olmalı yani doğrusu o. Çift yönlü bir hareket sağlarsanız daha adil bir fiyat oluşumuna neden olur. Tabii Borsa İstanbul'da sığ belki de onun için getirmiyor. Borsa İstanbul yöntemi bunu. Tüm senetleri. Çok sığ çünkü. Bu sefer de yabancılar gelir. Bir basmaya başlarlar. Senetleri kim kaldıracak? Gelip de kim karşı koyabilecek? Belki de onun için yani. Bu sığlık sebebiyle de böyle bir karar alamıyor. Almıyor olabilirler. Neyse biz uzatmayalım konuyu. Şimdi tabii net bir düşüş akımı. Yani götürürler. Bölünmeden önce küçük bir anomali. Anomaliden sonra hep bildiğimiz pump and dump kısmı yani satış kısmı. Buradan da oldukça hacimli sattıklarını görüyoruz şu anda. Tekrar tabii önce 95'in üstüne bir hareket alırsak şu yatay alana tekrar girdiğini farz edebiliriz. 95 kuruşun üstünde belki biraz daha alıcılar cesaretlenebilir. Önce orayı bir kırmak lazım açıkçası. Yani o banda gelip de bir dengeye oturmadan bir şey söylemek de zor ADS için. 33 RSI oldukça düşük bir RSI seviyesi satıcıların baskın olduğunu gösteriyor. MACD'ye baktığımız zaman da yani burada 18-19 Kasım'da sat vermiş. O da sat sinyalini sürdürüyor. Biraz hızlı kopmuş. Hızlı kopan varlıklar genellikle bir miktar toparlamaya girebilirler. Onu da söyleyeyim. Yani 8 ortalamadan yukarı veya aşağı yönde ne kadar çok ayrılırsanız o kadar çabuk bir tepki alırsınız. Yani yukarı ayrıldığınız zaman bir satıcı gelir. Çoğunlukla aşağı ayrıldığınız zaman da bir miktar alıcıyla karşılaşmak olasıdır. Yani öyle çok kopup gidilmez genelde. Bunların dışında söyleyebileceğim maalesef üzgünüm ki bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.